Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube serisi yapıyorum. FM 2021 oynayacağım. FM 2022'nin çıkmasına çok az kaldı ama ben bu sene fazla FM 2021 oynayamadım. Çünkü ilk aldığımda, denediğimde aşırı zor geldi bana. Ben FM 2018 ile çok uzun sezonlar yapmış birisiydim. Ve 2019-2020'yi almamıştım. FM 2018'de oynamaya devam ediyordum yıllardır. Her şeyini biliyordum yani, antrenman sistemini vesaire, taktikleri maktikleri artık oturmuştu takımın. Galatasaray alıyordum onda da. Ben her sene bir Galatasaray alıyorum. Galatasaraylı olduğum için o daha fazla keyif veriyor. Diğer takımları da denemek istiyorum aslında. Belki FM 2022'de yapabiliriz. En sonunda yani bu kadar zor olamaz. Bir şeyi olması lazım yani. Bir şekilde yapabilmem lazım. Sonuçta hani kaç yıldır FM oynayan birisiyim. Maç kazanamıyorum resmen yani. Çok saçma bir noktaya gelmişti. Videolara vesaire baktım. Antrenman sistemi falan filan bayağı bir değişmiş FM 2021'de. 2018'e nazaran tabii ki. Onları öğrendim. Taktikleri maktikleri biraz daha çözdüm. Ve sonra İlk sezonumu yaptım. Şimdi ilk sezondan size biraz bahsedeceğim. Galatasaray'la FM 2021'de oynadığım ilk sezon. Sonra ikinci sezondan devam edeceğiz. Çünkü ilk sezonda kovulmamayı başardım Galatasaray'la. Şöyle bir bakalım. Türkiye Kupası'nı aldık Galatasaray'la. Dördüncü bitirdik Fenerbahçe'nin arkasından. Beşiktaş şampiyon oldu. Trabzon ikinci, Fener üçüncü. Galatasaray'da biz dördüncü olduk. Transferlere bakalım. Mustafa Muhammed'i satın alma opsiyonu vardı. Satın alma opsiyonuyla birlikte transfer ettik. Kendisine çok güzel bir sözleşme verdim. Verdiğimi zannediyordum ya da çok ucuz, uygun bir sözleşme. Ama bu uygun sözleşmeleri yapmak için şöyle bir taktiğim var benim. Burada 30 gol atarsa, gol ve asisti 30 olursa, işte 30 asist yaparsa falan filan gibi primler ekliyorum oyuncuya. Mustafa Muhammed'e gol primini eklemedim çünkü çok gol atabileceğini biliyordum. Ama diğerlerini ekledim ama meğerse gol ve asist primi ikisinin toplamıymış. İkisinin toplamı 30 olunca veriyormuşuz. O yüzden kendisine 1,5 milyon bayıldık. Çok bir sıkıntı olmadı. Zaten istediği maaş yaklaşık 1,5-2 milyondu. Oradan bayağı bir düşmüştük yarı yarıya. 30 gol de attı zaten. Yani çok iyi bir performans gösterdi. O yüzden açıkçası helali hoş olsun diyorum. Yapılan transferler arasında Mustafa Muhammed'in gördüğünüz gibi zaten en iyi olmasından anlaşılacağı gibi kendisi çok iyi sonuç verdi. Sonra Anguileri'yi aldım sol beke. Burada Anguileri'nin yerinde Saracchi oynuyordu. Saracchi ufak bir sakatlık falan geçirdi galiba o dönem. Ben de Anguileri'yi aldım. Saracchi'yi yolladım. Kendisi gayet iyi. Ama maalesef sezonun geldikten kısa bir süre sonra sakatlandı. 2-3 ay gitti. Şu anda da zaten hala sakat gözüküyor. Performansı gayet iyiydi oynadığı birkaç tane maçta. Hatta şöyle bakalım. 9 maça çıkmış. 7.09 ortalamayla oynamış. Bence çok iyi. Yani bayağı memnundum kendisinden ama gitti, sakatlandı. Umarım önümüzdeki sezon böyle bir sakatlık sıkıntısı çekmez. Hatta bakmamıştım. Geçmiş sakatlıklarına şöyle bir bakayım. Yani 3 kere sakatlanmış hayatında. Bir tanesi bana denk geldi ama son 2 senedir sakatlanıyormuş hep. Bak bu birazcık ürkütücü. Hatta Fenerbahçe ile oynanan bir maçta sakatlanmış. Oha, ne alaka? 2020'den beri adam devamlı olarak sakatlanıyor. Bir sıkıntı var yani. Bir ayağını kırmış, bir ayak bileğini kırdı bende falan. Sıkıntılı bir durum var. Umarım yani denk gelmedir. Devam etmez bu şekilde. Sonra Tayyip Sanuç diye bir oyuncu var. Kendisi Türk Wonderkid'lerden olması lazım. Onu aldım. Önce bayağı bir oynattım. Ama sonradan baktım olmuyor. Yerine Donk'u oynatmaya başladım. Çünkü Tayyip yani çok genç, aslında aşırı genç de değil, 21 yaş normal bir yaş ama beklediğim performansı alamadım. Potansiyeli var, o yüzden oynatmaya, en azından yedekte tutmaya devam edeceğim ama tam nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Bu arada Marcao'yu sattım, hazır yerlerini alınan oyunculara gelmişken onlara da bir bakalım. Marcao'yu sattım, 17 milyona Borussia Dortmund'a gitti. Şu anki durumuna şöyle bir bakalım, 20,5 milyon. Güzel devam etmiş, 6.80 ortalamayla oynamış, fena değil. Marka gitti. Çok güzel bir paraya gitti bence. Transfer döneminin son günü yaptılar bu teklifi. Dolayısıyla ben Marka'yı satacağımı düşünmüyordum. Bir süre satmaya çalıştım Marka'yı, yerine bir adam alırım diye. Ama baktım satılmıyor, yerine kimseyi almadım. Dolayısıyla benim lig standartlarının çok üstünde olan takımımın en iyi de stoperi bir anda takımımdan gitmiş oldu sezonun daha başında. Bu bayağı bir sıkıntıydı. Sıkıntı oldu benim için. Çünkü sezon boyunca ben orada Marcao ile oynamaktansa takımın 3.
stoper olan Donk'la veya işte genç yetenek diye aldığım, daha önünde hani çok fırın ekmekler yemesi gereken Tayyip Sanuç'la oynadım. O da takımın kalitesini aşırı düşürdü. O büyük bir hata oldu benim açımdan. Feguli'yi sattım. Feguli'yi Wuhan'a sattık. Yani yanılmıyorsam bakayım ne kadara gitti. Şöyle bir toplamda 6,5 milyon falan edecek bir paraya Çin'e sattım Feguli'yi. Feguli'nin performansını genellikle beğenmiyorum. Birkaç kere de oynattım. İstemiyordum onunla oynamak. Dolayısıyla yolladım kendisine. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Feguli'nin yerine aldığım oyuncu burada gözükecek mi bakalım? Kiralık aldığım için gözükmüyor. Yok, kiralıklar gözüküyormuş aslında. Yani bulamadım ama Barcelona'dan Trincao'yu aldım. Kanat olarak oynatmak için. Trincao çok iyi bir performans gösterdi. Hani bence Feguli'nin oynayacağından çok daha iyi oynadı Trincao. Ama sonra son bir 5 maç kala falan ayağı kırıldı. 5-6 ay sakatlandı. Ve Barcelona'ya geri yolladık onu. Öyle bir durum oldu. Yani kanatta aslında Feguli'yi yollayıp çok sıkıntı yaşamadım. Ama Younes Belhanda'yı yolladım 6,5 milyona Ajax'a. Ve Younes Belhanda gördüğünüz gibi hani 4 yıldıza yakın yetenek reytingi olan bir oyuncu. Özellikleri şöyle bir baktığımda yani aşırı iyi değil ama ortalama olarak gayet iyi, gayet iyi performanslar verebilecek bir oyuncu. Hatta Ajax'ta çıktığı maçlara şöyle bir bakalım. 26 maç, 2 gol, 3 asist, 6.78. Ya pek iyi değil ama sonuç olarak benim onun yerine oynattığım kişiler Emre Kılınç ve Arda Turan oldu. Dolayısıyla yine takımın en iyisini satıp takımı yedekleriyle oynadım orada. O da çok büyük bir hata oldu benim açımdan. Belhanda'nın yerine nedenini tam olarak bilmiyorum ama kimseyi almadım, alamadım demeyeceğim. Çünkü aslında transfer bütçem vardı. Ama şöyle bir şey var. Ben Belhanda'yı 6,5 milyona satıyorum. Ligin durumundan ötürü zaten geri almaya kalksam Belhanda'yı en az 12-13 milyona alabilirim. Hani Belhanda bendeyken çok ucuz ama Belhanda gibi bir oyuncu ben farklı bir ligden almaya çalıştığımda çok pahalı. Bunu FM oynayan arkadaşlar bileceklerdir. Ne demek istediğimi anlayacaklardır. O durumdan ötürü biraz da oraya kimseyi alamadım. Takıma biraz wonderkid doldurmaya çalıştım. 2,6 milyona forvete Arezzo'yu aldım. Gelişmesini bekliyorum bunun. Sağlam gelişmesini bekliyorum. Sonra Ezequiel Zevallos'u aldım 4 milyona Boca Juniors'tan. Bu da hem forvet hem kanat oynayabiliyor. Onun da gelişmesini bekliyorum. Yani daha önümüzde en azından bir 2-3 sene var belki bu oyuncuların çok sağlam performanslar göstermeye başlaması için. Ama yine de güzel yatırımlar oldular benim için. Orta sahanın ilerisindeki Younes Belhanda'dan açılan boşluk Emre Kılınç ve Arda Turan tarafından bir türlü kapatılamadığı için gidip Barcelona'dan bu sefer de Puig'i kiraladım. Puig pas özellikleri, tekniği, özel yeteneği, ya hızı hızlanması hiç fena değil. Yani bütün özellikleri neredeyse, bütün önemli özellikleri çok iyi, çok yerinde olan bir oyuncu. Zihinsel özellikleri de yaşına göre çok iyi. Ama nedense beklediğim performansı asla vermedi. 23 tane maça çıktı ki sezonun ortasında gelmiş bir oyuncu için bence çok iyi bir sayı. 2 gol 2 asist, bir tane maçın adamı almış. 6.86 ortalama puanla oynamış. Yani asla yeterli değil. Ben de orada en azından bir 7 ortalamayla oynamasını bekliyordum Puig'in. Ama olmadı. Tabii şu anda 21 yaşında gösteriyor. Ben aldığımda 20 yaşındaydı. O da çok genç. Dolayısıyla belki de bu kadar yani belki de kötü bir performans göstermesi normaldir. Tam bilmiyorum. Ama Puig'den istediğim performansı alamadım. 2 senelik kiraladım. Bir sonraki sezonda bizimle olacak. Bir stoper daha aldım. Donk falan da gidecek çünkü. Nathan diye. Buna da 5 milyon verdim. Bunun da potansiyeli inanılmaz yüksek. Önümüzdeki sezon bu arada çok acayip bir şey daha oldu. Paris Saint-Germain Tilo Kehrer'i satılığa koydu. Hatta hemen şöyle göstereyim. Tilo Kehrer benim bildiğim çok iyi, yani çok önemli bir oyuncu. Zaten hani bek oynayabiliyor, defans forta sağ oynayabiliyor vesaire, bir sürü yerde oynayabiliyor. Ve daha 24 yaşında. Hani acayip ya çok değerli bir oyuncu aslında. Benim anlayışıma göre, özelliklerine de baktığımda gördüğüme göre. Ama ben bu oyuncuyu sadece 5 milyona aldım. Burada transfer gözükmüyor maalesef ama Kehrer'i 5 milyon gibi bir ücrete aldım. İnanılmaz ucuzdu. Şu anda kafamdaki tek soru şu. Kehrer gibi hani sağlam bir oyuncuyu stopere kitlemektense
acaba ofansif orta sahanın ortasında falan mı oynatsam? Çünkü orada da gayet güzel bir şekilde oynayabiliyor. Ona bir bakacağım açıkçası. Çünkü orta sahanın ortasında şu an Taylan çok iyi. Ama Gedson Fernandes pek istediğim performansı vermedi. Yani ortalama bir oyuncu. Güzel bir nasıl desem rotasyon oyuncusu Gedson Fernandes olabilir şu anda. Şu anda ilk 11 oyuncusu. Çünkü oyuncu yok. Ama normalde tam bir rotasyon oyuncusu. Çünkü farklı pozisyonlarda da oynayabiliyor. O yüzden Kehrer şu anda benim için çok önemli. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu kariyer çok kötü gidiyordu ve bırakmayı düşünüyordum. Ama aldığım Wonderkid'ler, yaptığım yatırımlar ve Tilo Kehrer'in de bir sonraki sezon gelecek olması beni yeniden başlayıp kariyeri devam ettirmeye ve hani şampiyon olmamama rağmen kovulmazsam bu oyuncularla oynamaya çalışmaya itti. O yüzden şu anda kovulmadığıma çok memnunum. Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra yönetim beni kovmamaya karar verdi. Yani Kehrer'i nasıl kullanacağımı tam şu anda karar vermedim. Biraz sezonun içinde göreceğiz. Belki çeşitli yerlerde deneriz. Ama büyük ihtimalle ya stoper olacak ya da orta sahanın ortasında oynayacak Taylan'la beraber. Transferler genel olarak böyle. Kerem Aktürkoğlu'nu kiralık verdim. Kendisi kiralık gittiği takımda çok iyi bir performans sergiledi. 6 gol, 6 asist yaptı sonradan gitmesine rağmen. Güzel geçirdi. Denizli Spor'un tesislerine şöyle bir bakalım. Tesisleri de iyi değil. Kerem'i geri çağırıyor olacağım o yüzden. Kendisi güzel bir kanat yedeği olacak bence. Transferler biraz böyle. Elimdeki kullanmadığım oyuncuları yollamaya çalıştım. Ama bu bende birazcık özellikle sezonun sonunda antrenman sistemini değiştirdikten sonra çok fazla sakatlık oldu takımda. Ve aşırı oyuncu sıkıntısı çektim. Bunu tekrardan yaşamak istemediğim için biraz daha böyle oyuncuları tutmaya çalışacağım önümüzdeki sene. Genel olarak bu şöyle bir özet ekranını geçelim yavaş yavaş. Beşiktaş'ı 2-0 sezonun başında yenmiştim ama sonrasında Beşiktaş aldı yürüdü. İnanılmaz bir performanstı gerçekten. Avrupa Kupası'nda gruplardan çıktık. İlk ön elemeyi geçtik. İkincide elendik. O da fena değildi başarı olarak bence. Oynattığım kadro böyle değildi tam olarak. Puig sonradan geldi çünkü. Puig'in yerinde Emre Kılınç vardı. Fernandes, Taylan doğru. Luyendama, Tayyip Sanuç uzun süre oynadı. Donk da oynadı. Saracchi oynadı ama bir süre sonra gittikten sonra orada Lines'i ve Emre Taşdemir'i oynattım. Çünkü Angileri de sakatlandı. El Abdellavi oynadı. Muslera sakatlıktan döndükten sonra oynadı. Onyekuru'nun yerinde Arda Turan'ı da çok oynattım. İyi performanslar gösterdiği zamanlarda oldu. Ama Onyekuru genel olarak tercihimdi. Zevallos'sa sağda hiç oynamadı neredeyse. Neden şu anda bunu koymuş bilmiyorum. Genellikle tercih ettiğim 11 falan değildi. Trincao sağ tarafta çok oynadı. Yani sezonun başından sonlarına kadar sürekli olarak ilk 11'deydi ve en vazgeçilmez oyuncumdu. Ama sonra sakatlanınca tabii ki işte bir Zevallos, bir Emre Akbaba, bir Emre Kılınç. Bu şekilde devam ettik. Rekorlar önemli değil. Türkiye Kupası'nı aldık dediğim gibi. Onun dışında bir başarı elde edemedik. 4. olduk. Evet, ilk sezonda nasıl kovulmadığımın hikayesi böyleydi. İyi bir performans göstermedim. Oyuna da aşırı hakim değildim ilk başladığımda. Şu anda da aşırı hakim değilim ama yine biraz daha biliyorum. İkinci sezonda göreceğiz bakalım bir değişiklik olacak mı? Özellikle yeni transferlerle birlikte. İkinci sezon diğer videoyla devam edecek. Bay bay.